gençler, anneler, babalar, her biriniz birer Kudüs muhafızı olun ve her biriniz birer Selahaddin yetiştirin. Keskin kalemlerinizle Kudüs'ü yazın. Şiirlerinizle kalplere Kudüs'ü nakşedin. Marşlarınız Kudüs olsun. Tuvale vuracağınız fırçalarınız Kudüs'ü resmetsin. Her alanda, her yerde artık biz Kudüs'le dirileceğiz ve Kudüs bilinci, Kudüs şuurunu oluşturacağız inşallah. Kudüs'e selam, direnişe devam. Kudüs'e selam, direnişe devam. Kudüs'e selam, direnişe devam. Kudüs'e selam, direnişe devam. Ve inşallah bazı ülkeler de bu bacılarımızın, bu kadınların, bu çocukların giydikleri kefenden biraz cesaret alırlar da Kudüs'e destek olurlar inşallah. Ve İslam ülkelerine şu çağrıda bulunuyoruz. Terör şebekesi İsrail ile diplomatik ilişkilerinizi kesin. Askeri, siyasi, ekonomik tüm ilişkilerinizi kesiniz. Vicdanı sönmemiş ülkelere de bu çağrıyı yapıyoruz. Çünkü şu an Kudüs'te insanlık suçu işleniyor. Ne insani, ne hukuki, ne İslami, hiçbir kural tanımadan bunlar vahşetler işliyorlar. Bundan dolayı aynı şekilde İslam ülkeleri hem ABD'ye ve hem de Siyonistlere petrol satışlarını durdurmalıdırlar. Ve aynı şekilde işgalci İsrail'den büyük elçimiz geri çekilmeli. Ankara'da olan terör şebekesi İsrail'in elçisi de sınır dışı edilmelidir. Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Ve kıymetli kardeşlerim, biz Hüdapar olarak ve Hüdapar'ın milletvekilleri olarak Allah'ın izniyle biz mecliste her zaman Kudüs'ün sesi olacağız. Ve bizler Kudüs'te Aksa Tufanı harekatı olduktan sonra mecliste her zaman ana gündemimiz Kudüs olmuştur ve Kudüs olmaya da devam edecektir. İnşallah bizler Kudüs için ne yapılması gerekiyorsa bunların hepsini mecliste yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Önerge ise önerge, kanun ise kanun, ne gerekiyorsa Filistin halkı için, Kudüs için bunları yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Son sözüm şunu söylüyorum. Zalimler için yaşasın cehennem. Zalimler için zalimler için yaşasın cehennem. Bu vesileyle hepinizi sevgi, saygı, hürmetle Allah'a emanet ediyorum.